2017 gerçekten zorlayıcı bir yıl oldu hepimiz için. Rekabet gücünün mutlaka korunması gerekiyor. Coğrafi olarak büyümemizi hızlandırarak sürdürmemiz gerekiyor. Yalın olmak mecburiyetindeyiz ve hızlanmak mecburiyetindeyiz. ...2017 Arçelik için dolu dolu bir yıl oldu. Gerçekten takip ettiğimiz projelerin sayısını hatırlamakta zorlanıyorum ama... ...saymaya zorluyorsan beni... ...Hindistan projesi, Boltpack, Garaj... ...Atölye 4.0 çalışmaları, Omnichannel, perakende dönüşümü... ...ve müşteri içgörülerinin ürünlere yansıması için başlattığımız proje. Arçelik'teki yeni teknolojileri saymakla bitmez. Özellikle ürün tarafına baktığımızda her ürün grubunda gerçekten hem üst gelir grubuna hitap edecek değerde yüksek ürünler hem de maliyet rekabetçiliği açısından ki bu son derece kritik bizim için son derece ilginç ürünler piyasaya çıkarıyoruz. Her biri beni ayrı heyecanlandırıyor. Sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ürünler, örneğin pet şişeyle yaptığımız çamaşır makinesi kazanı, gibi ürünler gerçekten son derece dikkat çekici. Hem jeopolitik anlamda çevre ülkelerin içinde olduğu durum, ekonomimizin içinde olduğu durum Türkiye olarak son derece zorlayıcı bir yıl olmasına sebep oldu. Diğer taraftan Arçelik çok geniş coğrafyada faaliyet gösteriyor. Çok farklı kültürlerde insanlarla birlikte çalışıyoruz. Tüm gemiyi aynı yöne, aynı hızla götürebilmek çok yüksek miktarda bir efor gerektiriyor. Bunu da tüm ekip olarak yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ama zaman yönetimi her zaman bizi en fazla zorlayan konu olarak önümüze durmaya devam ediyor. ...2017 şahsi olarak zor bir yıldı çünkü üçüncü çocuğum doğdu. Benim çocuklarımın arasındaki yaş farkı çok az olduğu için ev inanın bir çocuk bahçesi gibi. Öncelik sırasında da ben en son sıradayım. Dolayısıyla onun zorluğunda da ama tabii bir o kadar da güzel. Keyfi de inanın hiçbir şeyle karşılaştırılabilecek gibi değil. Arçelik'te teknoloji her gün değişiyor ama önemli olan dış dünya. Benim için en büyük fark yaratacak olan hangisiydi derseniz blockchain teknolojisi hayatımıza girdi ve hayatımızın her alanına nüfuz edeceğine de eminim. Sonuçta arz taleple oluşan bir spekülatif balon olarak görüyorum ve regülasyonla beraber onun da sona ereceğini düşünüyorum. Ama bu arada onun altındaki teknolojinin ise bizim günlük hayatımız için ve her günkü işimiz için son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Spordaki Oscar'ı 2017'nin bence François Gabart, çok başarılı bir Fransız yelkenci, dünyayı tek başına 42 günde dolaştı ki bu fıkra gibi, inanması gerçekten zor. 30 milin üzerinde süratlerle açık okyanusta tek başına gerçekten çok büyük bir başarı. En beğendiğim kitap A New History of the World, The Silk Road, Peter Frankofan. Çok gerçekten etkileyici bir kitap. Bir diğeri de eminim birçoğunuz okumuştur. Sapiens, Sapiens'in ikinci kitabı da gerçekten çok ilgi çekerek okuduğum bir kitaptı. Spotify kullandığım için ne yazık ki müzik artık biraz değişti. Listelerle takip ediyorum. Klasik müzik dinliyorum, rock dinliyorum. Bazen biraz bunaldığım zaman blues dinliyorum. Gerçekten beni çok etkiliyor. Bak 2018 gelecek olduğu için rüya görmek istediğim bir yıl. Bütün Arçelik ekiplerinin bir arada hızlı ve yalın bir organizasyonda çalıştığı, karlı bir şekilde yeni coğrafyalarda büyümeye devam ettiğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Diğer taraftan da başlattığımız birçok proje 2018'de meyvelerini vermeye başlayacak. Ben gerçekten Arçelik için son derece güçlü bir yıl olacağını düşünüyorum. Dijital transformasyon, tüketici memnuniyeti, verimli yalın organizasyon.
global jeopolitik gelişmelerle paralel ekonomik büyüme oranları bizi son derece etkileyecektir. Tabii bunların başında Brexit geliyor. İngiltere bizim en önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Bu önümüzdeki yıl Brexit'in de şekillenmesini beklediğim yıllardan bir tanesi. Ham madde ve malzeme maliyetlerindeki seyir de bizim performansımızı çok derinden etkileyecek bir konu olacaktır. Ama diğer tarafta da ben yeni girdiğimiz coğrafyaların katkısının artmasıyla beraber artan bir performans bekliyorum. ...2018'nin Arçelik çalışanları için aileleriyle birlikte mutluluk, aşk ve sağlık dolu bir yıl olmasını diliyorum. Diğer taraftan da Arçelik ailesi olarak hedefe kilitlendiğimiz, başarıdan başarıya koştuğumuz bir yıl olacağına da eminim.